Bu makale sizlere post Öykü sponsorluğunda sunuluyor. Sem amca gidiyor, Joe amca mı geliyor? Abdullah Muratoğlu Amerika Birleşik Devletleri COVID-19 salgınıyla vurulmadan önce Trump'ın durumu fena değildi. İkinci kez seçilmesi muhtemel görülüyordu. Trump yönetimi salgınla mücadelede sınıfta kaldı. 50 milyon kişi işini, 177 bin kişi ise hayatını kaybetti. Sıradan Amerikalıların sağlık ve tedavi imkanlarına erişmelerinin ise dünyanın birçok fakir ülkesinden bile daha gerilerde olduğu ortaya çıktı. Salgından en fazla etkilenenlerin siyahiler ve hispanik göçmenler olması ise ABD'de ırk ayrımcılığının sosyal ve ekonomik yansımalarının çarpıcı bir görünümüydü. Öte yandan siyahilere yönelik polis şiddeti de Trump yönetimine duyulan alerjiyi alevlendirdi. Aslında Trump, Cumhuriyetçi Parti'ye rağmen başkan seçilmişti. Trump, Amerika dışına kaçan işleri ülkeye geri getireceğini vaat etmişti. İşlerin dışarı kaçmasından hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar pay sahibiydiler. Trumpçılara göre göçmenler Beyaz Amerikalıların elinde kalan işleri almakla kalmıyor, Amerikan kültürü ve kimliğini de bozuma uğratıyorlardı. Trump, Meksika sınırına duvar çekerek göçü durduracağını vaat etti. Bu vaatler ABD'yi Beyaz Amerika olarak içselleştiren Cumhuriyetçiler. Cumhuriyetçi seçmenleri mest Trump'ın bir diğer vaadi ise sıradan Amerikalılara ağır yükler bindiren sonsuz savaşlardan ABD'yi geri çekmekti. Sonsuz savaşlardan da demokratlar ve cumhuriyetçiler sorumluydu. Trump bu iki partili seçkinci politikaları Amerika'yı zayıflatan bir Washington bataklığı olarak etiketledi. Trump, ABD'nin çok uluslu askeri, iktisadi ve ticari anlaşmalarının da ABD'ye zarar verdiğini savundu. Trump'a göre bu anlaşmalar sadece diğer paydaşlara yarıyordu. Bu söylemler Cumhuriyetçi Parti'de bir geçmişi olmayan emlak zengini Trump'ı sahneye taşıdı. Trump'ın ilk dört yılı birkaç ay sonra doluyor. Trump, ABD askerlerini ülkelerine getiremedi. Sonsuz savaşlardan beslenen Amerikan askeri endüstriyel kompleksi ise Trump'tan memnun. Önceki yönetimlere kıyasla savunma harcamalarını daha da artıran Trump'ın sözde vergi reformu ise sıradan Amerikalılara değil büyük şirketlere ve servet sahiplerine yaradı. Trump işleri ABD'ye geri getiremediği gibi ticaret savaşları Çin başta olmak üzere rakiplerine zarar vermekle birlikte sıradan Amerikalı tüketicilerle tarım üreticilerini vurdu. Özet olarak söylemek gerekirse Trump'ın Washington bataklığı olarak etiketleyerek sözde savaş açtığı politikalar hala devam ediyor. 10 hafta sonra gerçekleşecek olan Kasım seçimleri için Trump'ın elinde ise sadece muhafazakar beyaz Amerikalılara hitap eden kültür savaşından başkaca hiçbir şey kalmadı. Çin korkusu bunun üzerine bir sos olacak sadece. Demokratlarsa sonsuz savaşların kadim destekçilerinden Joe Biden'ı sevecen Joe amca olarak etiketlediler. Trump'la karşılaştırıldığında bu etiket tutacak gibi görünüyor. Demokrat Parti'nin yeni enerji kaynağı olan ilerici ve sosyal kanatları Biden'dan hazretmemekle birlikte Trump'ın kaybetmesi için bu oyuna gönülsüzce iştirak ediyorlar. Biden, Cumhuriyetçi Parti'nin beyaz, sözüm ona ılımlı ana akım aktörlerine çok ters düşen bir adam da değil. Nitekim Trump'tan haz etmeyen birçok cumhuriyetçi Biden'a destek mesajları veriyor. Cumhuriyetçi yönetimlerde ulusal güvenlik, dış politika ve savunma alanlarında üst düzey görev yapmış 70'ten fazla kişi yayınladıkları bir mektupla Biden'a oy vereceklerini ilan etti. Bu isimler arasında eski savunma bakanı ve eski cumhuriyetçi senatör Chuck Hagel, CIA eski direktörü Michel Hayden, CIA ve FBI eski direktörü William Webster, Ulusal İstihbarat eski direktörü John Negropont yer alıyor. Eski Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Colin Powell da Biden dedi. Powell, Demokratik Ulusal Kongresi'nde konuşma bile yaptı. Demokratik Ulusal Kongresi'nde Biden'a destek konuşması yapan isimler arasında 2020 seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den başkan aday adayı olan eski vekillerden Joe Vaz ve 2016'da yine başkan aday adayı olan Ohio eski valisi John Kasich de yer alıyor. Biden'a Cumhuriyetçi destek daha başka kanallardan da söz konusu. Biden'a prestij kazandıran bu desteklerin Cumhuriyetçi seçmenleri ne kadar etkileyeceği ise henüz ölçülebilmiş değil. Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Abdullah Muradoğlu